Herkese merhaba arkadaşlar. Manavgat Asidi'ye doğru gidiyorum şu an ve burada tarihin görüp görebileceği en büyük şehir yangınlarından bir tanesi var biliyorsunuz. Ve gerçekten durum çok vahim burada. Herkesi buradaki ateşi söndürmeye davet ediyorum arkadaşlar. Burası gerçekten mahşer yeri. Burası cehennem arkadaşlar. Cehennem resmen. Ve görüyorsunuz Manavgat'ın birçok yerinde devam ediyor yangın hala 2 gündür ve burada yaklaşık 40 tane mahalle boşaltıldı ve bunun yarısından çoğu tamamen yanmış durumda arkadaşlar. Şu an günün akşam 5 saati ve bulutları görüyorsunuz. Bunlar toz bulutu arkadaşlar. Bunlar yangının çıkardığı birçok yerden buraya insanlar geliyor yangını söndürebilmek için. Yangına söndürme araçları geliyor, helikopterler geliyor, uçaklar geliyor, arazörler geliyor, yardımsever insanlar geliyor. Buradaki özveriyle çalışan insanlara gıda yardımı yapan insanlar geliyor ve yangın gittikçe büyüyor. Her geçen dakika, her geçen saat azalmıyor ve bu yangın büyüyor arkadaşlar. Ciğerlerimiz yanıyor. İnsanlarımız yanıyor, çocuklarımız yanıyor, insanların geleceği yanıyor. Görmüş olduğunuz yer Manavgat'a yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Serik'e 5-10 kilometre uzaklıkta Taşağıl arkadaşlar ve Taşağıl şu an Taşağıl ormanlık bölgesi, alev alev ve devamında görüyorsunuz daha ilerisindeki ormanlık alanda yanıyor ve Sidi'ye doğru gittiğimizde gerçekten göz gözü görmüyor ve duman her tarafı kaplamış durumda. Şehir yanıyor arkadaşlar. İmkanı olan varsa buraya gelmek isteyen varsa ve bu yangına bir yudum su dökmek isteyen varsa, yanan ciğerlerimizi söndürmek isteyen varsa lütfen vakit kaybetmeyin. Zaman kaybetmeyin. Buraya gelin arkadaşlar. Canlar ölüyor, hayvanlar ölüyor, doğa ölüyor arkadaşlar. Ekipler her ne kadar canlı başla müdahale etse de ekipler yetersiz. İnsanlar evlerinde cayır cayır yanıyor. Evlere girip yanan cesetleri çıkaran arkadaşlarım var. Evi yanan, geleceği yanan, arabası yanan
ailesi yanan birçok insan var arkadaşlar. Ekiplerin hala ulaşamadığı köyler olduğu söyleniliyor ve yangın 2 gündür devam ediyor arkadaşlar. Ormanlar yanıyor, insanlar yanıyor, canlar yok oluyor arkadaşlar. Burası Manavgat arkadaşlar. Gün ortasında karanlığın çöktüğü bir yer. Buranın halkı, buranın insanı ölmeden cehennemi, ölmeden mahşeri yaşıyor şu an arkadaşlar. Göstermek istiyorum. Başka ülkelerde bu kadar büyük şehirlerin yandığı bir yangın oldu mu hiç bilmiyorum arkadaşlar. Fakat kesinlikle bugüne kadar Türkiye'de böyle bir yangına kimse şahit olmadı. Buraya Konya istikametinden ulaşabilirsiniz. Yer yer ulaşım sıkıntısı yaşansa da, aksaklıklar yaşansa da ulaşım açık arkadaşlar. Isparta üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz. Antalya üzerinden, Konya üzerinden gelmek istediğinizde buraya ulaşabilirsiniz. Yollar açık. Gelmek isteyen, yardım etmek isteyen, buradaki yardıma muhtaç insanlara el uzatmak isteyen, bir nebze yararı olacağını düşünen insanları buraya bekliyoruz. Buradaki durum gerçekten çok kötü ve insanlar cayır cayır yanıyor arkadaşlar. Manavgat'a yaklaşınca durumun vehametini daha iyi anlayabiliyoruz ve dumanların daha yoğun olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar.
yanan kişileri görebiliyorsunuz. Gördüğünüz bulut değil arkadaşlar. Gördüğünüz yangın dumanı. Konuşmakta gerçekten zorluk çekiyorum ve gerçekten buradaki çaba, özveri, gayret gerçekten yetersiz arkadaşlar. Çok fazla kişi burada, çok fazla ekip burada ama yetersiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz 35 kilometre, 40 kilometrelik alan tamamen yanıyor. Polis ekipleri her kavşakta nöbet tutuyor arkadaşlar. İtfaiye ekipleri çalışıyor. Sivil örgütler burada. Manavgat alevler içinde arkadaşlar. Manavgat küller içinde. Manavgat alev alev arkadaşlar. Lütfen ama lütfen, imkanı olan varsa, buraya gelmek isteyen varsa, biraz vicdanı olan varsa bu yangını söndürmek için buraya gelin lütfen arkadaşlar.